Evet, şu anda sütçülerdeyiz. Sütçülerden ikinci bir çekimle daha sizlere merhaba demek istedim. Şöyle anlatayım. Sütçüler merkezinin çıkışında en güzel manzara eşliğinde tabiatı seyredebileceğiniz bir yerden şöyle mini bir çekim yaparak bu güzelliği sizlere göstermek istedim. Bakın işte sütçülere geldiğinizde şu güzeli manzara ile karşı karşıya kalıp ruhunuzu dinlendirebilir, ruhunuzu ahenkle dans ettirebilirsiniz. Efendim bakın şöyle görün. Doğru adam erdem olarak şöyle bir adım adım sütçülerle ilgili çekilebilecek bir başka mini bir belgeselle karşınızdayım diyorum. Şimdi yürüyerek buradan adım adım şu güzelliği çekeceğim. Şuraya bakın. Manzara dediğiniz bu işte. Buraya geldim iç huzuruyla. Oh mis gibi oksijen. Bakın. Görün. Isparta'nın Sütçüler ilçesindeyim. Bu görmüş olduğunuz dağların bakın şöyle hemen arkadan dalların arkasına bir daha göstereyim. Bakın şu dağların şöyle arka tarafı doğru direkt Akdeniz'de Antalya'ya doğru çıkıyor. Bakın şu kanyon nasıl değil mi? Güzel ama nasıl güzel. Yani buradan atlarsak şöyle Süpermen gibi uçabilir miyiz acaba? İnsan uçası geliyor ya şu güzelliğe doğru. Biz tabii büyük şehirlerde İstanbul'da yaşadığımız için böyle güzel manzaralara ve yeşilliğe hasret kaldık böyle yeşil ortama. Kendimi de alayım. Evet, doğru adam Erdem yollarda sizler için Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çekim yapıyorum. Doğanın o güzel manzarasında bu çekimde sizlere gösteriyorum. Evet. 360'ımızı tamamlıyoruz. Bakın şimdi bu güzellikten benim güzel görüntümden bir başka güzel görüntüye yine o güzelim doğa harikası manzaraya çeviriyorum objektifi ve çeke çeke devam ediyorum. Evet. Şu zaten karşısını da söyleyeyim. Hani çektim orası mezarlıklar bölgesi. Sağlı sollu hep mezarlıklar var orada. Güzel ama manzaralı, ferah. Gittiğiniz zaman bir ölünüzü ziyaret ettiğinizde içiniz kararmıyor. Evet güneş tekrar ayı kendini gösterdi. Şu manzarayı almak istiyorum. Isparta'nın Sütçüler ilçesindeyiz şu anda. Sizin için adım adım gezerek çekilebilecek güzel yerleri objektifle görüntü altına alarak hatıralar listesini bu güzel videoyu da eklemeye çalışıyorum. Evet, bunlara bakmaya doyamazsın. Evet. Isparta'nın yeşil sütçülerinde çekimimiz devam ediyor. Neydi? Menengiç ağacı mıydı? Koku, güzel kokusu var. Vallahi hep çekiyorum hepsini. Hepsi kayıt altında. Kayıt altında. Aşağıdan yoldan bak şu yoldan da kullanıyorlar. Biniyorlar. Evler var orada da tek tük. Bakın o yoldan neredeyse ormanın içinde, vadinin arasından o yollardan evlerine gidiyorlar. Orada yaşam sürüyorlar işte, hayat sürüyorlar. Bakın Sütçüler Devlet Hastanesi, tam şu karşısı. Sütçüler Devlet Hastanesi bakın. Şöyle gösterelim. Şu yolda şöyle Sütçüler Devlet Hastanesi. Doğru adam Erdem olarak Isparta'nın Sütçüler ilçesinde adım adım gezerek Sütçülerin en gezilecek, görülecek yerlerini sizlere anlatmaya ve bu videoyla tanıtmaya çalışıyorum. Bakın buranın gençleri geçiyor böyle motorlu arabayla. Onlar da hayatlarını burada geçiyorlar. Şöyle bir 360'ımızı dönüyoruz. Güzel ama çok zevkli. Burada bir oksijen öyle güzel, öyle hani homojen ki öyle söyleyeyim sizlere. Yani insan hakikaten burada birçok hastalıklarından arınabilir. Böyle
daha rahat nefes aldığı için, daha bir temiz hava içine çektiği için hem birçok böyle hastalığının dışında stresten arınır, kendini mutlu hisseder. Bu oksijeni içinize çekmeniz lazım. Onun için bile bu sütçülere gelinir. Isparta'da Sütçüler ilçesine, öyle söyleyeyim, öyle anlatayım. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir anda ben kelimeleri sizlere buluyorum bir şekilde. Burayı anlatmak için bu güzelim manzaradan mahrum kalmamak, gezmek, hani tanımak, burada bulunmak için. Çünkü Antalya'da çok yakın. Yaklaşık bir saatlik bir yol var. Hemen Antalya'da çıkabiliyorsunuz. Isparta'nın bir ilçesi burası. Ama Antalya'ya Isparta'dan daha yakın. Onu söyleyeyim. Bakın bu yol böyle. Biz çocukluğumuzda da burada çok koşturur oynardık. Şöyle yine yukarı doğru Sütçüleri tanıtmaya, Sütçüler belgeselimizi çekmeye devam ediyoruz. Evet. Sütçülerin o güzel manzarasını sizlere göstermeye devam ediyorum. Bakın. Ne kadar güzel. İnsan yaşama sevinciyle doluyor burada. Mis gibi bir koku eşliğinde o bitkilerin o güzel kokusu, temiz hava ve bu manzara karşısında insan gerçekten çok güzel mutluluk içindeki duygulara kapılabiliyor. Yaşama sevinci hissediyor. Hani kendisini boşluğa bırakınca uçacakmış gibi hissediyorum hani derler ya kendimi. O derece içinize huzur veren bir ortam şu anda burada. Yine çekiyoruz. Kendi içime doğan söylenebilecek cümleleri aklıma geldikçe haykırırcasına buradan söylüyorum bu videoyu çekerken. Evet, Sütçülerin o güzelim manzarasına doya doya bakın, doya doya. Çok güzel. Evet değerli seyirciler, Sütçüleri size anlatmaya ve tanıtmaya bu videoyu çekerek devam ediyorum. Şöyle döneyim, 360'da kendimi alayım. Evet. 360 alıyoruz. Bu da adet haline geldi. Her videoda orijinal Doğru Adam Erdem olduğumu ispat etmek, hani çekenin ben olduğumu anlatmak için şu 360'ları çekiyorum. 360'ları hop. Bakın. Minibüs gidiyor. Bir tane minibüs geçti. Nereye gidiyor bilmiyoruz da. Geçiyor işte. Döndürüyoruz. Evet. Evet bakın doya doya. Isparta'nın Sütçüler ilçesindeyiz. Ve gezilecek, görülecek yani böyle hem manzara açısından iç huzuru veren yerleri merkezini zaten çekmiştim. Bir önceki videoda burada da böyle manzaralı yerleri çekiyorum. Bakın şuradan şu yoldan benim çocukluğumda hep geldiğim ve yazları kaldığım bir evimiz vardı. Şu anda yıkıldı. Oraya giden yol. Orayı da çekeceğim ama dur. Bir de bahçemiz var bizim. Bizim bir de bahçemiz vardı. Çocukken hep o bahçede oynardık. O bahçeye doğru gidiyoruz. Asıl orayı bir göstereceğim şimdi bu videoda. Düşüncem o. Dur bakalım. Öyle yavaş yavaş çekim de yapıyoruz. Evet. Şöyle bakın. Komşuların, akrabaların varsa bulduğumuz zaman yerleri de çekiyoruz. Yani şu bina değil mi? Bak evet buraya da gelmiştik. Evet çocukken buraya gelmiştim. Birkaç sefer. Bakın şu. Çocukluğumuzda birkaç sefer geldiğimiz yine uzaktan akrabamız sayılacak kişinin evi. Ufaklığımızda bu eve de gelir. Burada da vakit geçirirdik. Şöyle gösterelim. İyice yeşilliklerin arasında artık zor seçilir hale gelmiş. O zaman önceden bu kadar yeşillik yoktu. Daha seyrekti yeşillikler. Ev daha açıktaydı. Şimdi biraz gizlenmiş gibi görünüyor. Yeşilin arasında bakın. Şöyle. Parkı da alalım. Bu park da tabii yoktu. Sonradan yapılmış. Hem o da uyuluyor tabii ki. Neymiş parkın adı? Türkiye Cumhuriyeti Sütçüler Belediyesi Gülsüm Uyar Çocuk Parkı'ymış. Evet. Böylelikle Isparta'nın Sütçüler ilçesini merak edenler varsa merkezini, kenarını, köşesini, dışını, içini, hem girişini, hemen hemen birçok yerini bu videoda daha önceki videoda da zaten anlattım. Bu devam videosunda da kaldığımız yerleri, eksik yerleri tamamlamaya çalışıyorum. Olmuşken doyurucu bir video olsun. Hemen hemen görülebilecek pek çok yer. Tabi buranın çok gezilecek tarihi turistik yerleri var. Kanyonlar, vadiler, dere kenarları, şelale kenarları.
Tabii birçok arttırılabilir bu örnekler. Bunlardan çok var ama onları tabii gezemeyeceğiz. Onlar daha etraftaki yerler. Yani araçla gidilmesi gerekiyor. Yürüyerek olmaz. Benimki daha çok merkez. Merkezin girişi çıkışı, suçları şöyle bir nasıl bir ilçe onu anlatmak adına video çekiyorum. Hani siz geldiğinizde araçla gelirseniz veyahut da tur gibi o dediğim yerlere de gittiğiniz zaman bambaşka bir yaşam mutluluğuna, sevincine kapılacaksınız. Ama suçlarımızı gösteriyoruz tabii size. Yeşil suçlarımız. Çocukluk hatıralarımızla dop dolu yer. Şimdi bizim bir bahçemiz var. Bakın şöyle döndüreyim. Evet bakın bu arada nereden çekimi yapıyor? Yapan benim orijinal. Başkası değil. Gece gündüz yollardayım. Fadıl yollarda gibi. Doğru adam Erdem yollarda. Sizin için şöyle dönelim 360'ımızı. Döndük. Şöyle alalım. Şimdi bizim bahçeye doğru gidiyoruz. Bakın. Şurası şu yol. Suçlar daha önceki videoda çektim merkeze doğru giden yer. Orası merkez. Şimdi bizim bahçeye doğru gidiyoruz. Yani bahçemizin yolu. Bakın meyve ağaçları dop dolu bir bahçede. Şimdi göreceğiz bakalım ne hale gelmiş. Evet yeşilliğe, doğaya hasret gidenler, özlem güdenler, merak edenler, şöyle de güzel manzaralı, doğa manzaralı bir video olsa da seyretsem diyenler için alın doya doya seyredin. Size köyümüzün o güzel ortamını hem aynı zamanda pek çok tarihi dizinin de çekildiği bir yerdir Suçlular, onu da söyleyeyim. Buralarda önemli TRT kanalı için çekilen önemli, adı aklıma gelmiyor ama önemli diziler, çok reyting yapan tarihi diziler de burada çekildi. Turistlerin zaman zaman Türkiye'nin yani yabancı yerli turistlerin dışında yabancı turistlerin dünyanın en uzak ücra köşelerinden, sırf Suçluları görmek için, gezmek için buraya geldiklerini de biliyoruz. Şahidiz buna da. Yani burası aslında çok müstesna sayılabilecek Türkiye'nin hem yüz ölçümü açısından, hem konumu açısından, hem bulunduğu yer ve Türkiye'nin hani ortasında sayılabilecek her tarafından ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği orta konumda bir yer. Yani atıyorum Türkiye'nin bir ucunda değil, her tarafa yakın. Pek çok yerden yaklaşık 8-9 saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor buraya. Hani Türkiye'nin her tarafından da gelinebilir. Antalya'ya çok yakın. Isparta'nın bir ilçesi ama değerli seyirciler, Isparta'nın bir ilçesi ama Antalya'ya daha yakın. Yeşil Suçlular, lakabı bu buranın. Yeşil Suçlular. Yeşille doğanın bütünleştiği, manzaranın bütünleştiği, deniz manzarası değil ama orman, ağaç manzaralarına, kanyon manzaralarına doyacağınız bir yer. Yeşil Suçlular ve doğru adam Erdem sizler için çekiyor. Şimdi bahçemize doğru gidiyoruz. Evet çocukluğumuzun günlerimizi geçirdiğimiz bahçemize doğru. Bakın bu yollardan giderdik. Şimdi o yoldan gidiyorum. Bu çekimi burada tamamlayacağım. Evet bakın. Bahçemize gidiyoruz. Bahçemize. Vay vay vay. Vay ki vay. Sanırım gözlüğü çıkartabilirim gibime geliyor. Gözlüğü çıkartalım artık. Güneş biraz etkisini kaybetmiş. Buradan girişimiz var bakın. Tekrar geriden alalım. Geldiğimiz yere doğru. Evet. Bakın burası da bizim bir akrabanın eviydi. Ama hepsi rahmetli oldular. Yıllar önce bu evde kalırdı rahmetlinin oğlu vardı. Onunla görüşürdük, konuşurduk. O da rahmetli oldu. Onun herhalde çocukları var ama gelen giden yok. Bakın böyle kullanılmıyor. Biz bahçeye buradan devam ediyoruz. Bahçemizin girişine geldik. Şuraya da şöyle göstereyim. Bakın eski evler olarak en azından görünsün. Ben kameradan şöyle bakayım ne varmış. Evet. Evet bahçemize giriyoruz. Bahçemize giriyoruz. 18 yıl sonra ilk defa geliyorum. 18 yıl sonra. Evet bahçemize geldik. Vay be. Her ağacın, her türlü meyve ağacının
oldu. Dalından kopararak yediğimiz, hatta zaman zaman ağaca çıktığımız, ağaca çıkarak dalına uzanarak, hani dal kırılmasın, böyle dalından ama ağaca çıkarak yiyelim diye kendimize uygun kıyafetler giyip hani ağaca da çıkalım, öyle meyvamızı koparalım ümidiyle günümüzü geçirmeye geldiğimiz, piknik yaptığımız, çay içtiğimiz, mangal yaptığımız, pekmez yaptığımız, dutları toplayıp ezip pekmezini yaptığımız her türlü hani bir bahçe ortamında yaşanacak güzellikleri çocukluktan yetişkin çağına kadar paylaştığımız akrabalarımızla işte bahçemiz burası. Evet, doğru arada Merdem çocukluğunda şu görmüş olduğunuz bahçede oynardı. 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18'e kadar hep buraya her sene okul kapandığında gelirdim. Ve burada işte dalından meyveler yiyerek, burada oturarak, muhabbet ederek günümüzü geçirdi. Şöyle kendimi de arayayım. Evet, doğru adam Erdem'in çocukluğunda vaktini geçirdiği bize ait olan bahçemizdeyiz. Evet, çekimimizi bahçemizden yapıyoruz. 360'da dönüyoruz tabii. Bu arada yorulduk ama adım adım yollardayız sizler için. Şöyle döndürelim. Bakın bahçemizi şöyle biraz daha alalım şu şekilde. Ağaçlar, meyve ağaçları. Bir artık pek özellikleri kalmamış. Çoğu bozulmuş gibi ama önceki yıllarda salkım salkım meyveler vardı. Nar ağacı, erik ağacı, elma ağacı, dut ağacı, armut ağacı, kiraz ağacı. Ondan sonra daha unuttuklarım var. Hepsinin ağaçların, mısır, domates, onlar da ayrıca hepsinin bulunduğu bir bahçe. Bu saydığım meyveleri buradaki şu görmüş olduğunuz, şu an çekim yaptığım bahçede dalından hepsini koparırdınız. Dikenlere dikkat etmek gerekiyor. Evet. Buradayım. Biz çekimdeyiz, çekimdeyiz. Çekimdeyiz, çekimde. Halka gösteriyorum. Halkımız görsün. Türk halkına gösteriyorum. Türk halkı görsün. Görmeli. Tanımalı. Evet, bakın güzel manzara hemen burada aşağıda. Bahçemizin olduğu konum güzel. Evet, bakın burada da şöyle küçük bir kulübemiz var. Baraka gibi. Bunu da depo olarak kullanılıyor şu anda. Önce çocukluğumuzda da burada ne yapılırdı? Hani yazın gelindiğinde sanki yazlık gibi burada kalma amaçlı yapılmıştı. Bu ama yıllar sonra artık biraz harabeye dönünce eskince depo gibi kullanıldı. Şu anda da zaten kullanan yok, hiç kullanılmıyor. Şöyle bakın. Pek kameradan net anlaşılmaz ama olması bile bak 43. Evet. Evet. Dut yaptığımız ziyarete geldik bak. Şöyle. Bunlar bu. Evet. Bu bir dal, burada Dünyaya başka gösteriyorum. yok. Dünyaya gösteriyorum. Dünyaya mı Tabii gösteriyorsun? tabii. Ama. Bak dut ağacı dalından. İyi Bak göstermesin kalmış ya. dut ağaçları duruyor yani. Yine dutlar iyi. Evet. Bak dalından ben şimdi çekim yaptığım için yemiyorum ama biraz sonra bunlardan 3-5 tane ham yapacağım yani. 3-5 tane çok güzel diye. Ya yeriz. Ha, evet. Şimdi şuraya da söyle. Şurası pekmez yaptığımız ya. Kazanda ateş Terk yakıp. edilmiş Evet. bahçeler artık. Vallahi öyle ama ne hatıralar ne anılar. Şuradan ben yan bahçeye geçerdim. Bak şurada çocukla kavga ederdim şuradan çocuğuyla. Belki hatırlar mısın bilmiyorum. Şu bahçeye geçerdim, arka bahçeye. Şurada birileri vardı. Ondan çocuklarla kavga ederdik burada ya. Kavgamız da eksik olmazdı yani. Bakın şurası. Bakın ağaçları göstereyim şimdi. Dut ağacını gördünüz. Onlar dutlar toplanır. Güzelce böyle bir çuvalın içine konur. Böyle onları bastıra bastıra ezilir, suyu çıkar. Sonra kazanlarda bakın burada ateş yanar. Pekmezleri hazırlardık burada. Pekmezin yapıldığı yer. Evet. Şimdi tabii durum kötü bay biraz ama yıllarca kullanılmadığı için. Evet, bahçemizi de gösterdik böyle her tarafını. Hatıra kaldı bu bize. Şöyle dönelim. Dönelim. Evet. Videomuzun sonuna geldik. 360 kendimizi çekelim. Doğru arada Merdem olarak Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çocukluğumuzun geçtiği bahçemizi de bu videoda sizlere gösterdim, anlattım, tanıtmaya çalıştım. İnşallah bir keyifli bir seyir olur diye düşünüyorum. Yeşillik, doğa seyretmek isteyenler, binalardan bıkanlar, artık biraz doğa görmeliyim, yeşillik görmeliyim diyenler için sanıyorum paha biçilmez değerli bir video olduğu kanısındayım diyorum ve hepinize bir başka videoda görüşmek üzere.
kendinize iyi bakın derken şöyle bir daha dönerek videomuzu stopluyoruz. Evet, şu arı da bizi takip ediyor. Şişt, git oğlum, git. Aa, senin ne işin var? Bak bak bak. Sanki biz çiçeğiz de bizden şey alacak. Aa, sokacak vallahi. Hiç yapmazdı böyle bir şey buranın arısı ama. Hakikaten bir de öyle şaka maka derken hiç belli olmaz. Evet, 360'ını daha şöyle aldık. Hepinize mutlu, keyifli günler diliyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Doğru Adam Erdem yollarda adım adım sizlere güzel gezilecek yerleri çekip paylaşmaya devam ediyorum. Edeceğim de. Görüşmek üzere. Stopluyorum.